Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere efsane bir çörek tarifi ile geldim. Hem şekline hem lezzetine hayran olacağınız bir çörek tarifi. Tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifime ilk olarak yoğurma kabıma yarım paket yaş mayayı elimle ufaladıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık süt ekliyorum. Sütün ılık olmasına dikkat edin. Soğuk olursa mayayı aktifleştirmeyecek, sıcak olursa da mayayı yakacaktır. O yüzden ılık bir derecede olması yeterli olacaktır. Maya eriyinceye kadar karıştırıyorum. Daha sonra 2 adet yumurtam var. Birinin sarısını üzeri için ayırdım. Yarım çay bardağından biraz daha fazla sıvı yağım var. Onu da ekledim. 1 adet yumurta sarısını kenara alıyorum. Üzerini kapatmayı unutmayın. Aksi takdirde kuruma yapabilir. 1 çay bardağı yoğurt ekledim. azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlıyorum Dilerseniz bu aşamada spatula yardımı ile koyulaşıncaya kadar spatula ile karıştırıp daha sonra elinizle yoğurmaya devam edebilirsiniz biraz un ekledikten sonra tuzumu da ekledim bir tatlı kaşığı kadar tuz kullandım Azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğuracağım. Hamuru yoğurma kabında toparladıktan sonra mutlaka masada da yoğurmanızı tavsiye ederim. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri hamuru özlü bir şekilde yoğurmaktır. Videomu buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Biraz un ekledikten sonra hamurumu tezgahıma aldım. Toplamda 5 bardak un kullandım. Unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Sizler daha az veya daha çok kullanabilirsiniz. Hamurumuz ele yapışmayan, yumuşak bir formda hamur olması gerekiyor. Hamurumu özlü bir hal alıncaya kadar yoğurduktan sonra yoğurma kabına tekrardan alıyorum. Üzerini bir streçle kapatıp hamurumu iki katına çıkıncaya kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Üstünü kalın bir sofra beziyle örttüm. Bir saatte mayalandı. Eğer aceleniz varsa sofra bezinin içerisine sararak fırını 50 dereceye getirin. O şekilde de mayalandırabilirsiniz. videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız Gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. İlk olarak hamurun havasını alıyorum. Bu tarz tarifler yaparken hamurun havasını almayı lütfen ihmal etmeyin. Aksi takdirde yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamurumu şöyle bir toparladıktan sonra yuvarlak bir forma getiriyorum. Hamur kartı ile ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra her birini büyükçe bir beze haline getiriyorum. Daha rahat bir şekilde açılması için isterseniz 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra açabilirsiniz. Ben dinlendirme yapmadan hemen açıyorum altına üstüne az miktarda un serpiyorum. Hamurum oldukça yumuşak bir hamur olduğu için masaya yapışma yapabilir. O yüzden biraz un serptikten sonra elimle büyüttüm. Daha sonra merdane yardımıyla hamuru yeteri kadar büyüteceğim. Hamuru kare veya dikdörtgen şeklinde büyütürseniz sizler için çok daha rahat olacaktır şekil vermesi. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra ilk olarak esmer şeker serpeceğim. Daha sonra ince kıyılmış ceviz serpiyorum. Dilerseniz bu tarifi haşhaşlı olarak da hazırlayabilirsiniz. Gerçekten haşhaşlı da çok yakışıyor. Şeker miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca eğer isterseniz beyaz şeker de kullanabilirsiniz. Şekerimi serptikten sonra üzerine cevizimi de serpiyorum. Daha sonra videoda görüldüğü gibi dikkatli bir şekilde katlamaya çalışıyorum. katladıktan sonra daha rahat bir şekilde görebilmeniz için yan çeviriyorum. Daha sonra hamur kartı olur, rulet olur. Hangisiyle kesmek isterseniz 3 parmak genişliğinde kesiyorum. Daha büyük hazırlamak isterseniz, daha büyük, daha küçük hazırlamak isterseniz daha küçük de hazırlayabilirsiniz. Ama 3 parmak ideal oluyor. kestikten sonra orta kısmından bölüyorum. Çok fazla uç kısmına getirmiyorum. Daha sonra videoda görüldüğü gibi şekil veriyorum. Gerçekten çok güzel bir şekil. Ben bu tariften iki tepsi yaptım. Diğer tepsisini kalpli olarak hazırladım. Bu videoya eklemedim. Çünkü yarın da onu tekrardan yüklemeyi düşünüyorum. O yüzden ayrı ayrı olmasını istedim. Bu şekli beğenenler bu video izler, diğer şekli beğenenler de diğer videomu izler diye düşündüm. ama videonun altındaki açıklama kısmına mutlaka link ekleyeceğim. Dilerseniz o tarifimi de izleyebilirsiniz. Zaten hamuru her şeyi aynı şekil kısmını izlemeniz yeterli olacaktır. Şekil verdikten sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine alıyorum. Tepsiyi aldıktan sonra 20 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Üzerini örtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Kuruma yapmasın. Uç kısımlarından iyice birleştirin. Hatta ben çok fazla birleştirmediğim için bazıları kabarırken açılmış. 20 dakika kadar tepsi mayası yaptıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürüyorum. 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ da ekledim parlaması için. yumurta sarısı sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişirdim ve çöreklerimi aldım geldim gerçekten mükemmel bir şekilde pişti çok güzel oldular ben çok beğendim Umarım sizler de tarifimi denediğiniz zaman çok beğenirsiniz. Videonun sonunda da kalp şeklini de göstereceğim. Dediğim gibi videonun altındaki açıklama kısmına mutlaka link ekleyeceğim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.